Merhaba. Ufuk Güldemir 10 Haziran 2007'de vefat etti. Son 13 ayı pankreas kanseriyle mücadeleyle geçti. Hastayken de aktifti. Kurucusu olduğu Habertürk'ün sitesinde kaleme aldığı analizler, özellikle medya analizleri çok konuşulurdu. Tabi bugünkü Habertürk'ün o günkü Habertürk'le zerre alakası yok. Ufuk Bey duyumlarını bilgiyle kıymetlendirir, ve yazdıklarını okuturdu. Bazen çok acımasız olurdu. Yediği içtiği ayrı gitmeyen arkadaşlarını bile öyle kritik ederdi ki haftalar süren küskünlüklere katlanmak zorunda kalırdı. Dostları gönül koyarlardı belki ama sonra kolay affederlerdi. Gönül almasını bilirdi. Ardından yine yaramazlık yapardı o ayrı. Niye bunları anlattım? Şundan. Vefatından 20 gün önce son kaleme aldığı analizini Baba Ali'nin İzmirli gazetecileri üzerine yaptı. Az zamanı kaldığını biliyordu. Kemoterapi süreçlerinin tükendiği, ilaçlarla ızdırabın dindirilmeye çalışıldığı bir dönemdi bu. Ölümü karşılamaya hazırlanıyordu. Onun içindir ki bu son satırları daha bir anlamlıdır. Şimdi kimler için ne yazmış birlikte okuyalım. Baba Ali'ndeki İzmirli gazeteciler. Dinç Bilgin İzmirli gazetecilerin duayeni olarak hayata koca bir yalanla başlamıştır gazeteci patron. Oysa zekasına hayran olduğum ama aklı hakkında kuşkuların bulunan Dinç Bey tek bir gün ciddi gazetecilik yapmamıştır. Gazeteci oğludur, gazeteci değildir. En büyük özelliği kimseyi bulamasa kendine kazık atabilme yeteneğidir. Dinç Bey'i bence en iyi anlatan cümle anlaşmalar bozulmak için yapılır inanışıdır. Ertuğrul Özkök. Dinç Bey İstanbul nezdindeki İzmir Felt Mareşali gözükse de asıl büyük İzmirli Özköktür. Dinç Bey'in aksine Ertuğrul hem zekidir hem de akıllıdır. Aklını da rüzgar sert estiğinde rüzgarın üstünden aşıp gitmesiyle gösterir. Kimi bunu bir ihanet bir döneklik olarak görür. Ben akıl olarak görürüm. Ertuğrul Köşe Yazısı'nın ömrünün bir günlük olduğunu bilecek ve bunu önemsemeyecek kadar anlamıştır bu mesleği. Daha da ötesi kariyerden gazeteci olmamasını içime sindirebildiğim tek gazetecidir. Yılmaz Özdil. Biz şarklı gazetecilerde olan ve İzmirlilerce alay konusu edilen bağlılık, duygusallık, sadakat gibi kötü alışkanlıkların hiçbirine sahip değildir. İçimden zaman zaman Keşke bu çocuk Malatyalı, Maraşlı, Gümüşhaneli, Trabzonlu olsaydı diye zaman zaman geçirmişimdir. Erdal Şafak Sabahın genel yayın müdürüyken gece yarısı telefon çaldı tuvaletteydim. Arayan yazı işleri müdürlerimden İzmirli Erdal Şafak'tı. Efendim dedi, üst makamlar ANAP grup haberinin birinci sayfadan verilmesini, Tayfun Devecioğlu'nun Bülent Ecevit'le Afyon seyahatinin birinci sayfadan anonslanmasını istiyor. Yahu kardeşim dedim, bu gazetenin en üst editoryal makamı benim. Benim üstümde patron Dinç Bilgin ve murahhazaza Zafer Mutlu var. Eğer bu onların talebi ise hemen yapayım. Ama yok bana 28 Şubat bacak araları yapıyorsan hiçbir şey yapmam. Şimdi hemen bu talimatı veren kişinin adını söyle dedim. Söyleyemem efendim dedi. Ben de sifonu çektim. Ertesi gün öğrendim ki o zamanlar ANAP milletvekili olan Kenan Sönmez'miş üst makam. Sabah Dinç Bey geldi. Bugün gazetemle gurur duydum komutan dedi. Akşam Zafer geldi. Üzgünüm ama yollarımızı ayırıyoruz diyerek istifamı istedi. Kimi isimler tarih oldu ama şu sonuncusu Erdal Şafak 2009 yılından bu yana sabahın başında. Devir değişti değişmesine ama gazeteciler durduğu yerde duruyor. 40 yıllık kani olur mu yani?